Merhaba beyler bayanlar. Geçen gün bunun hakkında paylaşımı yapmıştım. NXT Heat Baby izlemiştim ve show boyunca baktım ki işte Blair Davenport geliyor, Tyler Bate falan geliyor. Hatta Tyler Bate spoiler olarak gelmiş. Yani elinde United Kingdom, NXT United Kingdom kemeriyle gelmiş. Ve bunun için daha geçen gün falan turnuva başlatmışlar. hani daha turnuva başlangıcında sonucu falan belli değil aslında ama... Yani WWE o kadar umursamıyor ki NXT UK'yi. Hani <laughs> turnuvanın finalini direkt spoiliyorlar yani. Kemer Tyler Bate'de kim kazandı? Tyler Bate. Neyse ben de bundan yola çıkarak baktım zaten NXT'ye geliyor Sonra Derim ki tamam NXT UK kapanıyor yani. zaten haberleri duyuyorduk falan. Gidip araştırmama bile gerek kalmadan orada gördüklerimle dedim ki kapanıyor. Ve e, birçok güreşçi dolayısıyla NXT 2.0'a veya başka şeye geçiş yapacak demiştim. Bu güreşlerin arasında da Teoman var demiştim. Maalesef şu an öyle olmadı. Ee, birçok güreşçiyle birlikte NXT UK kapandığı için oradan asıldı. Ee, kimlerin asıldığına spesifik olarak geleceğim ama a, arka planı biraz daha korumak istiyorum. Biraz daha haber vermek istiyorum size. NXT UK kapandı ve bayanlar NXT Europe diye bir brand açılacak. Avrupa kapsayan bir şey yani sadece İngiltere'yi değil işte Almanya'yı, Avustralya'yı, Avusturya'yı Avustralya. Hayır. Austria. İngilizcesi o. Walter'ın geldiği, Günter'in geldiği memleket. E işte oradaki bütün her şeyi kapsayacak. Yani nasıl hani zamanında çok güzel bir İngiltere indi güreş sahnesi vardı. Gerçekten mükemmeldi. İngiltere, İrlanda falan oralar inanılmaz güzeldi. bir Nasıl onların hepsini aldı böyle? ruhsuz bir şeye çevirdi, berbat etti, mahvetti İngiltere'deki güreş sahnesini. Şimdi bütün Avrupa'ya yapacak bunu. O yüzden çok heyecanlıyım bakalım. Neyse ki şöyle bir şey var. O kadar üzülmüyorum burada. Zaten İngiltere'deki gerçekten çok güzeldi bak ayrı. Yani sadece İngiltere'deki güreş sahnesini takip edip hem mükemmel güreşçiler, hem mükemmel şovlar, hem mükemmel maçlar, hem mükemmel segmentler, hikayeler görebilirdiniz. Yeterdi yani WWE ve başka hiçbir şey izlemenize gerek yoktu. Dediğim gibi WWE NXT UK ile birlikte Triple H'in Triple H önderliğiyle o sahnedeki herkesi abi kontrat altına aldı. Tabii ki de yani WWE brand açmış. Gitmez misin? Gidersin tabii ki. Ama ya öyle bir bıçak sapladı, öyle bir mahvettik ki yani o indisi yine orada anlatamam size. Şimdi Avrupa'da bunun aynısını görmeyeceğiz. Yani benim bildiğim kadarıyla çünkü Avrupa'da yok. Avrupa'da öyle e, ciddi anlamda kale alınabilecek İngiltere'nin Nxt UK öncesi ulaştığı seviyeye ulaşmış bir sahne güreş sahnesi yok. Dolayısıyla yine kötü, yine tekel olacak çünkü her şey Avrupa'daki zaten Kanada ve Amerika hani diğer büyük e, noktası güreşin. Orası zaten WWE'nin domine ettiği bir şey. E, ne kalıyor? Japonya kalıyor. Japonya e tek başına takılıyor orada. Yani geri kalan bütün e, güreş oluşumlarını WWE eline alacak. 2023'te başlayacakmış bu NXT Europe. O zamana kadar NXT UK kapalı. O zamana kadar NXT UK'da... olan birçok güreşçi de dolayısıyla da WWE'de değil ama geri dönecek olanlar mutlaka olur. Ee, ...Tayman da bence bunların içinde olur diye düşünüyorum. Yani çünkü yetenekli bir güreşçi. ...tabii bu 2023'e kadar ne yaptığı da çok önemli. Ee, mesela WWE NXT UK'ye gelmeden önce gerçekten büyük işler başarıyordu. Güzel şeyler yapıyordu. Yani bunu bir şekilde devam ettirebilirse indilerde ismini ayakta tutabilirse güreşe devam ederse yine 2023'te bence ilk alınan güreşçilerden biri olur. Çünkü kaç kişi okudu benim geçen yaptığım paylaşımı bilmiyorum ama o yüzden burada da söylemek istiyorum. tamam yani promos'u iyi, ring içi iyi, karakteri yansıtması iyi, o şu şusu iyi. Yani tamam gerçekten sağlam bir güreşçi ve bunu ben sadece Türk olduğu için demiyorum. Bunu sadece ben de demiyorum. Bunu Walter'ın, Gunter'ın ta kendisi diyor. Zaten hani WXW'den bağlantıları var. Onların hatta birbirlerine karşı maç yaptılar. 16 Card Gold turnuvası vardır WXW'nin. Ee, yılın en büyük turnuvası olarak geçer WXW için. Hatta e, son birkaç senedir zaten böyle hani WWE dışı en büyük olaylardan bir tanesi olarak görülüyor. 16 Card Gold. WWE ve AEW dışında. Hani indilere baktığımızda en e, prestijli turnuva o işte onu yenmişti Walter yenerek son maçta eee Teoman kazanmıştı mesela hani Walter da kolay kolay biliyorsunuz yatmaz yani herkes öyle. Yani çünkü ne yaptığını bilen zeki bir güreşçi. E, zaten kendisi kendi ağzıyla söyledi Stone Cold'la yaptığı podcast'te e, hani Lucky Kid diye biri var işte o çok bence her şeyi doğru yapıyor. Böyle yapmaya devam ederse onun da geleceğini parlak görüyorum demişti. Zaten ondan 1-2 sene sonra NXT UK'ye geldi zaman Dolayısıyla üzüldüm. Keşke e, onu geçirselerdi şeye. Nedir o? NXT 2.0'a. Bu arada NXT da 2023'e kadar devam edecek ama NXT 2.0 olarak de devam etmeyecek. Üçüncü brand olarak göreceğiz yine onu. İşte 2.0'ı kaldırırlar. Rengi mengi değişir ne brandin Sunumu değişir ki bence değişmeli. Çünkü gerçekten çok ucuz bir oyun şovuna benziyor. Hani şey gibi kim milyoner olmak ister. Ne bileyim çarkı felek tadında bir havası var şu anki brandingin. Ben hiç beğenmiyorum. Onu değiştirirler. Ee, şey gibi düşün işte şu ana kadar NXT UK ile NXT vardı ya. Durum yine aynı. Sadece NXT 2.0 işte daha ciddileşecek yine. NXT UK'nin adı da NXT Europe olacak ve sadece işte İngiltere ve çevresinden değil bütün Avrupa'dan güreşçiler göreceğiz. Hayırlısı diyorum. Hayırlısı şimdi biraz da haberlere gelelim Yeterince uzattığımı düşünüyorum. Hemen bakalım. İşte bu değişiklikler sebebiyle kimler atıldı? İlginç isimler var. Belki tutarlar dediğim, niye tutmadılar dediğim birçok isim var aynı zamanda. Bakacak olursak Emilia McKenzie, Flash Morgan Webster. Ya yani bu adam bilmiyorum. Bir kere falan gördüm <laughs> WWE'de. Indilerde de bir iki kere izlemiştim. Ya o kadar kötü değil mi sen? Neden tutmadılar? Flash Morgan Webster'ı bilmiyorum. Amale var. <laughs> şey Fransız bir kadın güreşçi. Yani bilmiyorum ne kadar iyi oldu. Dabek yolu geçtiği için oradan tanıyorum yani. Wild Boar hiç bilmiyorum. Mark Andrews inanılmaz sandık geliyor. Hayda dur. NXT UK. Evet düşündüğüm Mark Andrews'muş. Bu adam bu adamın sıkıntısı ne acaba? Çünkü bir aralar NXT'de ana kadro, şey NXT'de de vardı. Ana NXT'de işte Amerika'daki NXT'de de vardı. Herhalde karakteri yok. Yani güreş karakteri yok. Çünkü ring içinde tatmin edici bir güreşçi. Yani bak Flash Morgan Webster'da bu yani. Tag team olarak ay ayrılmışlar. Gayet rahat. Bence bu arada iş yaparlardı. Hem ana kadro'da hem NXT'de. Hani böyle dünyayı yakıp kavurmazlardı da Dediğim gibi izlemeleri eğlenceli bir taktiğimdi. İyi iş çıkaran taktiğimlerdi de. de tabi düzenli izlediğimi söyleyemeyeceğim bu reisleri. Sadece birden fazla maçlarını gördüm ve hepsi güzeldi yani. Şaşırtıcı. Devam edelim. Jack Stars var hiç bilmiyorum. Dave Mastiff çok duydum adını ama, ama çok maçını izlemedim. Zaten sanırım Emek bir isim böyle. Hani ünlü olmasa da uzun süredir güreşen ne yaptığını bilen bir isim. Ashton Smith yine çok bilmiyorum. Biraz daha şu haberde miydi? Bu haberde. bu Pardon burada değilmiş. Şu haberde aşağı indirecek biraz daha tiplerini göreceğiz. O yüzden hepsinin tipine tekrar tekrar bakmıyorum. Başka tanıdık var mı? Nina Samuels, Sam Gradwell, Danny Luna, Rohan Raja mesela The Family. Stable'ı vardı Teoman'ın. Stable'ında olanlardan bir tanesi Rohan Raja'ydı. Bir de William Regal'ın oğlu vardı Stable'ında Teoman'ın. Ya niye attılar hani anlamadım yani. Tabi anlayabiliyorum aynı zamanda da biraz olabilirdi diye düşünüyorum. Yani atmazlar diye düşünüyordum bir şans ama maalesef. Rohan Raja dediğim gibi Teoman'ın takımındaydı artık yok. Primate şeyden biliyorum da birden biliyorum. Hatta bir ara emlekli olmuştu hani güreşemiyorum sakatlıktan falan geri geldi sonra. NXT UK'de olduğunu bilmiyordum bile. Shaw Samuels, Kenny Williams, Wavering Ring da e, Christy Bosley'de gitmiş. Bu arada insanlar çok şikayetçi oluyordu. Yani NXT UK hep aynı yerde oluyordu yüzdeyiz. Dolayısıyla bazı insanlar mesela iki adım büyüyor NXT UK'ye gelebiliyor. Ama bazıları gitmek istiyorsa 58 saati saat yolculuk ya. Sizin derdinizi bu arada ben. Her neyse devam edeyim. Sinirlendim bunu düşününce. <laughs> Okey. İşte bunlar ilk atılanlardı. Gün şey günün başlangıcında. Bugün pardon dün oluyormuş zaten bunların hepsi. Ondan sonra işte bir gruba atmışlar bir grup daha atıldığı hakkında en azından WWE web sitesinde yani alumni eskiler kısmına geçirilmiş bir kısmında isimleri işte orada da bizim reis var zaten. zaten. Eddie Dennis, Amir Jordan, Saxon Huxley, Teoman gidiyor. Teoman'ın Stable'ında olan ee, Rohan Raja gidiyor. Yanlış şey gitmedi. William Regal'ın oğlu gitmedi. William Regal'ın kendisi de bu arada NXT'ye geri döner. Hatta da bir geri döner diye düşünüyorum. AEW'yle işi biter bitmez. İşte tamam oğlum <laughs> saklansaydın şey William Regan oğlunun bagaj şeyinde nedir o? Valizinde falan saklansaydın ya. Gitseydin NXT'ye sen Neyse yapacak bir şey yok. Dedim ee, dediğim gibi gelecekte ben Teoman'ın yine e, güreşmeyi bırakmadığı sürece NXT Europe'da olacağını düşünüyorum. Trend Seven buradaki en büyük isim. En popüler isim. E, oyunları oynuyorsanız biliyorsunuz Trend Seven'i veya İngiltere güreş sahnesini sadece bir sayeseliğine incelediyseniz Trent Seven'ın in ismi karşınıza çıkmıştır. Aşırı büyük bir isim. NXT UK'deki yani Tyler Bate'den sonraki en büyük isim diyebiliriz. Ve Brand'in yüzlerinden, Brand'in hani e, direklerinden bir tanesiydi bu adam. Yalnız neden atıldı? Tyler Bate arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 24-25 yaşında. Trent Seven daha yıllar önce 30'unda 40'ında mı? How old is trend 7 yazalım mı? Trend. Sebebi bu yani. Sebebi tamamıyla bu. Onu söyleyeyim. 40 yaşında. 40 yaş ne demek abi? AJ Styles 40 yaşında mesela. 40 yaşından biraz daha fazla olabilir. Booker T 45 yaşında aktif full time olarak güreşi bıraktı. Hatta birçok insan genelde ortalama budur. 45 yaşında güreşmeyi bırakır. Talibet 25'miş bu arada. Yani görüyorsunuz daha NXT'ye çıkmadı. Ana kadroya gelmedi falan filan. Ve 40 yaşında da yani. dolayı ya yani çok iyi bir güreşçi aslında. Karakteri marakteri ringiçi de iyi. Yani bir şeyler yapabilirsin bu adamla da. Dediğim gibi daha NXT'ye bile gelmedi. Yaşı çok büyük bir faktör. Ve belki de ikinci faktör de bu resimde gördüğümüz şey olabilir. Triple H o kadar takmaz. Yani Vince kadar takmaz yine. E tipine bakar insanları. tabi bak Tyler Bate'in şekli şemale bak. Bizim 40 yaşındaki. Adam bile 40 yaşında ama hani. Çünkü 25 yaşında bu vücudu yapmak <laughs> apayrı. 40 yaşında öyle bir vücuda sahip olma imkansız yani. İm i̇mkansız değil miydi? De. Çok 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 daha zor. Emin değilim neden atıldığı konusunda açıkçası. Biraz derine inip araştırmak gerekir bunu. Ama neyse. Sitzkala ve Zaya Brookside var. Zaya Brookside niye bana bu kadar tanıdık geliyor? İçimden araştırmak geldi. Ha, hiç sanmıyormuşum. Bir kere falan görmüşüm derin eksi izlediğim için. Okey. Ee, yani başka bir şey yok. Şöyle bir resimlere bakalım atılanların. Bu haberlerden de bahsetmek istiyordum. Belki CM Punk Edmund Page hakkında bahsettiğim ayrı bir videoda yapabilirim. şey birkaç haber çıktı da o ikili konusunda ortaya. Biraz daha hani düzgün e, somut örnekler çıksın, ne olduğunu falan anlayayım. O konuyu da anlattığım bir video yapabilirim çünkü gerçekten e, CM Punk'ın hani random bir şekilde pembe yüz sallaması ilginç. Kenny Williams burada işte, e, burada tipi aşırı farklı, burada tipi aşırı farklı. Tam bir psikopat tipi var bu arada. E, filmlerde hani psikopat karakter oynamak istiyorsa bence başarılı olur. Ah, son fotoğrafı çekilmişler böyle. Bizim de Ankara'da böyle bir fotoğrafımız var bu arada. Ashton çok güzeldi diyor her şey. Daniel Luna var. Yani işte herkes gidiyorum. Çok güzeldi. Teşekkürler. Başka yerde göre maçına çıkacağım falan. Hemen reklamı basıyorlar tabii ki de. Shaw Samuels. Çok duyduğum ama asla maçını izlemediğim bir adam. Sevmediğimden değil sadece denk gelmedim yani. Inabit Yorts demiş adam. Bu Teamon'un yanındaki reisti. Rohan Raja teşekkür etmiş tabii de büyüye. Niye saldılar bilmiyorum yine işte. Hatıralar için sağ ol Milli McKenzie. 3 yaşında falan güreşmeye başladı. Yine indilere geri döndü galiba. Zaten şey. Killer hoş geldin reis diyor. Killer bu arada onun da geleceğini parlak buluyorum. Ben yakın zamanda Impact'te debut yaptı. Yine de Bexabi'den e, biliyorum kendisini. O o hani o zamanlardan beri takip ediyorum. Bence sunum falan güzel yani o da ilerler diye düşünüyorum. Başka şöyle hani Prime primate adam 2-3 sene önce emekli oldum <laughs> diyen adamdı şimdi tipe bak yani. Eski halinden bile 10 kat daha kaslı yani. Ama bu kadar. Bu kadar. Ee, genel olarak hani NXT'nin WWE'nin altyapısında olan değişiklikleri size anlatmak istedim ve tabii ki de Teoman'ın gittiğini söylemek isterim. Neden gitti, geleceğe ne olacak? Hani şöyle derinlemesine bir video yapayım dedim. Umarım yararlı olmuştur size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.